أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayık Erol Tan. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Kobi Sayık İmam Sipariş Hattı 0541 850 8467 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim. Bu yayınladığımız video ile ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Şimdi bildiğiniz üzere bazı kardeşlerimiz bize geliyorlar, müracaat ediyorlar. Biz istiyoruz ki bu ilmi herkes öğrensin ve birçok insana faydası olsun. Fakat ilmi öğrettiğimiz insanlarda ciddi sıkıntılar oluşmaya başlayınca baktık ki kendi nefsimizde dahil olmak üzere nefsimizdeki bazı hastalıklar geçmediğinden insanlara manevi olarak şifa vermek, onların manevi sorunlarını çözmek için yeterli girişimi yapamadılar. Ve birçoğumuz da yapamıyoruz, ben de dahil. Bu nedenle tabii şahsi manevi bir takım ikazlar neticesinde, kendi nefsimizle yaptığımız, kardeşlerimizle yaptığımız bir takım istişareler neticesinde nefs terbiyesi için bütün sahiplere ve bizi takip edenlere bir 41 gün oruç tutmalarını, bu orucu da bazı şartlarda işte az yiyerek, günde 4 hurma gibi veya sert bir zeminde yatarak, günde 1000 tane istiğfar yaparak, işte 41 günde 41 bin istiğfar yaparak yapmalarını tavsiye ettik. Fakat bunu daha başlarken şunu anladık ki, evet bu uygulamayı birçoğumuz belki yapamayacak ama ben kendi nefsim adına, ben bunu daha önce de yapmıştım. Allah izin verdiği sürece de yapmaya çalışıyorum. Bazı şeyler aşamadığımızda yapamıyoruz ve sahiplerden de ciddi sıkıntılar oluşmaya başlayınca bunu onlara da tavsiye ettik ve arkasından oruç başladı. Üçüncü gün, bugün üçüncü, dördüncü gün orucun. Orucun dördüncü günü, üçüncü gün akşamı patlamalar başladı. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar, bunu çok iyi anlamamız ve dinlememiz gerekiyor. Biz sahipler olarak önce kendi nefsimizden başlayarak diğer insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ etmeye ve hayatımızda yaşadığımız kadarın da başkalarının yaşamasına çalışıyoruz, anlatıyoruz. Ve vücut üzerindeki bir takım musallatların nasıl gerçekleştiğini, vücuttaki noktalarından, yerlerinden, bazen kişilere yaptırdığımız tövbelerle, bazen yaptırdığımız dualarla, bazen helalliklerle, bazen kısaslarla teşhis ediyoruz ve tedavilerini uyguluyoruz. Tabi buna biz önce kendi nefsimizden başlamamız gerekiyor. Evet, vücut üzerinde bir musallatı teşhis edebilirsiniz ama bir insan kendi nefsine ve egosuna yenilir, kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini, kendi kafa fenerini her şeyin üzerinde tutmaya başladığı zaman Allah'ın emir ve yasaklarının da üzerine geçmeye başlar ve nefs şeytanlaşmaya başlar arkadaşlar. En tehlikelisi budur. Bir insan nefsinde, egosunda ve benliğinde eğer şeytanlaşıyorsa, sadece benim dediğim doğrudur, benim bildiğim doğrudur, benim dediğim ve bildiğimin haricinde kim ne derse desin doğru değildir diyorsa, o zaman nefs şeytana dönüşmüştür ki en tehlikeli olan budur. Nefs 70 tane şeytandan daha tehlikelidir. Sonra gelir buraya o nefs, der ki hocam bende şeytan var mı? Bak hadi kontrol et. Yahu sende şeytan olup olmadığını nasıl bileceğiz artık? Veya nasıl kontrol edip aşağı çıkaracağız? Nefs şeytana dönüştükten sonra, ene, benlik ve ego şeytana dönüştükten sonra o insanda bir şeytan musallatını göremezsiniz ki arkadaşlar. Misal,
Şimdi şeytan Azazil şurada otursa iblis, onun vücudunda bir muayene yapmamıza gerek var mı? Şeytan oldu. Niye diye şeytan oldu? Ben dedi, benim dediğim doğrudur dedi, şeytan oldu. Şimdi biz videolarda bir sürü ayetle, bir sürü hadis-i şerifle, bin tane yayınladığımız seanslarla bu yapılan tedavinin sadece Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunu açıklamış ve anlatmışken ve Kur'an'ın tamamı bu yaptığımız hizmeti desteklerken, bakın Kur'an'ın tamamı diyorum. Kur'an emri bil maruf nehyi anil münkerdir. Nedir? İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymaktır. Sahip ne yapar? İyiliği emreden insanları kötülükten alıkoyar, kötülüğe düşenleri de tövbe etmeye davet eder. Ve insanların bedenlerine şeytanların günahlardan ve kebairlerden girdiğini, birçok siz izleyenler de bunu teşhis edip tövbelerinizde bunun açığa çıktığı halde biri çıkıyor şimdi diyor ki arkadaşlar ben yeni bir yöntem buldum, şeytanlar günahtan girmiyor. İşte bu kişi şeytanın ta kendisidir ve nefs olarak şeytana dönüşmüştür arkadaşlar. Şimdi ben bu kişinin geçmişini deşifre etmeyeceğim. Çünkü bu benim ahlakıma zıt, ama ben bunun geçmişini deşifre etsem, bize nasıl geldiğini deşifre etsem, benden nasıl kursa geldiğini, nasıl aldığını deşifre etsem, herhalde her biriniz birer kere tükürürsünüz yani. Bunu deşifre etmek benim işim değil. Benim işim doğru ve hakikati sizlere anlatmak, ama insan şeytanı, ama cin şeytanı, ben de yarın bir şeytana dönüşebilirim. Ben de aciz, fakir, günahkar bir er olurum. Ben de yarın size Kur'an'a ve sünnete muhalif bir şey söylediğimde benim de karşımda çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben de yapabilirim. Ama tutup da bu davanın, bu hizmetin içerisinde tövbe ve dua ile insanlar kurtulmaya çalışırken bir şeytan çıktı geldi buraya. Ben dedi sahip kursu alacağım dedi. Kursun ya 5. ya 6. haftası, 5. diyorum, 5. ya da 6. günü vücutta şirkten bir enerji tespit ettim. Allah'a karşı söylediği bir cümle var, bir küfür cümlesi. Dedim ki bundan dolayı sen önce bir tedavi olacaksın dedim. Arkasından kaçtı, İstanbul'a gitti. Mustafa Yılmaz ismini de deşifre ediyorum. Şimdi şeytanlarla karşılıklı konuşuyorlar. Büyüden geldik, işte şuradan geldik, buradan geldik diye insanları kandırıyorlar. Videolarını internette yayınlıyor. Hadi buyur. Şimdi bu kadının da aynı benzer durumları var. Ama ben özel hayatın gizliliğini deşifre etmek istemiyorum. Ve bunu da deşifre etmeyeceğim. Sadece diyorum ki evuzu çekmeniz gereken bir şeytandır. Ben onun düzelmesini istedik. Kendi hayatının düzelmesini istedik. Bize geldiğinde tesettürü bir yoktu. Daha bir sene oldu tesettüre gireli. 10 sene tarikata gidiyordum. Ben tesettüre girmiyorum hocam. Deccali Mehdi, ondan sonra tesettürü ben senin videolardan sonra öğrendim dedi ve tesettüre girdi, sahiplik kursuna girdi. Ondan sonra bir sene sonra tam insaniyete dönüşemeyince eski hali olan şeytaniyete tekrar dönüştü. Şimdi sivri biber gibi çıktı bizim içimizde. Allah hidayet versin, Allah ıslah etsin. Rabbimiz bizim bir hatamız, günahımız varsa, burada bir yanlışımız varsa bizi düzeltsin. Ona da hidayet versin diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Açıklama yapmayacağım başka. Ve bundan sonra saygı olmaya gelecek olan kardeşlerimiz, saygı adayları da bariyeri biraz daha yükselttik. 41 gün riyazetli orucu yapmadan, nefsi terbiye ve teskiyeden geçmeden ve bir takım imani ve İslami noktalarda kendi hayatında, özel hayatındaki yaşantısı olarak bazı kriterleri geçmeyen hiç kimseye sahiplik vermeyeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua.
doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık Maksifaj 0541 850 8467